Final yapan dizisi Yasak Elma ile ekranlarda fırtınalar estiren Sevda Erginci, yeni yaş gününü kutladığı gecede magazin hattı kameralarının karşısına geçti. Sevda Erginci 3 Ekim doğumlu. Şöyle takvimlere baktığımızda üzerinden bayağı bir zaman geçmiş sanıyoruz ki kutlamalar yeni başladı. Yo, 3 Ekim'den beri kutlanıyor işte kutlu doğum ayı bu böyle. Mardin'de başladık kutlamaya. İstanbul'a geldik. İstanbul'da şimdi görüşmediğim arkadaşlarımla işte menajerimle vesaire kutladım. Öyle böyle de Ekim boyu devam edecek bu muhtemelen. Gelen hediyeler sorulduğunda Sevda Erginci mikrofonlarımız aracılığıyla arkadaşlarına, dostlarına seslenmeyi ihmal etmedi. Ay ne geldi ya hediye? Vallahi ilgi çekici bir hediye gelmedi buradan arkadaşlarıma. Duyurulur. Aynen duyurulur. Bu seneyi boş geçtiler galiba. En güzel hediyesi ise Mardin'de kutlanan doğum günü. Ya biz hep beraber Mardin'e gittik. Mardin'de kutladık. Orada çok eğlendik. O yüzden yani öyle bir program yaptığımız için tabii herkes oraya geldi benim için vesaire. O yüzden tabii kimse bu 3 Kasım'daki hediye almadı bu sefer. Yeni yaşını Mardin'de karşılamasının bir sebebi de yeni bir proje miydi? Merakımız hızlıca giderildi. Ben Mardinliyim. Aynen 30 yaşıma Mardin'de girmek istedim. Öyle bir etkinlik yaptık o yüzden gittik yani. Yoksa Mardin'de bir proje olduğundan değil. Atlara merakı ile bilinen Sevda Erginci aynı zamanda iyi bir binici. Bilindiği üzere yaz aylarında Sevda Erginci deprem felaketinden kurtarılan bir at sahiplenmiş, yeni can dostu Jojo olmuştu. At çiftlikte İstanbul'da, burada bir çiftlikte kalıyor. İşte ben de sürekli annesi olarak gidip onu çalıştırıyorum. Bir de başımıza böyle bir bela çıktı. Sevda Erginci'nin can dostu Jojo ile yollarının kesişme hikayesini kendisinden duyalım istedik. Ben zaten biniyordum. Yıllar önce bir proje için binmeye başlamıştım. Sonra çok sevdim, devam ettim. Aslında at almak, at sahibi olmak gibi fikrim yoktu ama öyle denk geldi. Bir tane ata bindim, çok aşık oldum ona. Dedim ki bu benim olmalı, benim çocuğum olmalı. Ondan sonra öyle ona sahiplendim. Güzel oyuncunun bir röportajda söylediği sözlerse hala akıllarda. Ne zaman aşık olsam kendimi evimde gibi hissederim. Bitince de evimden kovulmuş gibi hissederim demeciyle aşka dair yaptığı benzetmeyi hatırlatıp sorumuzu yönelttik. En son ne zaman evindeymişim gibi hissettiniz? Çok şeyli sorular soruyorsun. çok oldu galiba. Uzun zamandır öyle hissetmiyorum galiba. Yani evet şu an öyle hissettiğim için. Özlediniz mi? Ay özlemez miyiz? Tabii ki canım özlüyoruz yani. Güzel bir duygu kendisi ama ya böyle de güzel. Ben yani ilişkim yokken de tek başıma, kendi kendime mutlu ve yeterli hissediyorum o yüzden. Yani bir de üzerine aşk olunca tabii daha mutlu, daha güzel oluyor hayat. Aşk kriterini de merak ettiğimiz Sevda Erginci büyük konuşmamayı da öğrendiğini sözlerine ekledi. Ya ne zaman bununla ilgili bir şey söylesem onun olmadığı birine aşık oluyorum. O yüzden de artık böyle şeyler söylemiyorum. Yani öyle bir şey değil işte. Bir şey hissediyorsun ve onun peşinden gidiyorsun. Kalbi boş, gönlü boş olan ünlü oyuncunun evliliğe kendini yakın hissetmediği de her halinden belliydi. Yok hiç hissetmiyorum. Ya başı bela yok, değil yok, mi bir yerde de ya evlilik konusu? Ya bilmiyorum ki yani çevremde evlenip çok mutlu olan insanlar da var tabii ki. Ama şey azınlık. Daha iyi. Çok azı mutlu. O yüzden de yani bilmiyorum. Şans işi bu herhalde bir gün belki fikrim değişir. İsterim doğru bir kişiyle falan ama yani şu an hiç öyle ay keşke evlensem dediğim bir şeyde duygu durumunda değilim. Yani. Ayrılıştık, gülmek istedi şu kara bahçe.